Bu alıç. Evet. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Dünyada 900 çeşit alıç var. Sadece ikisi şifalıdır. Loplu alıç, kertikli alıç. Loplu alıç ve kertikli alıçın meyvesi çok küçük. İçi çekirdek dolu. Yenmez meyvesi. Yani bunun yaprağı ve çiçeğinin suyla damıtılarak destilasyonla ekstraktı alınırsa kalp damar rahatsızları, hatta kişinin diyelim ki damarları, kalp damarları %80, %90 tıkanmış dahi olsa açar. Almanya'da mesela 16 klinik araştırması yapılmış. 3664 hasta korona kalp yetmezliği olan, ameliyat olması gereken, stent takılması Çok var. veya anjiyo yapılması gereken kişiler problemsiz alışla tedavi edilmiştir. Çok Kalp damar rahatsızlıklarına birebir diyorsunuz zaten. Stent takmalarda. Evet, Almanya'da bu alışla ilgili yüzden fazla firma var. Bu tür ürün üreten. Kapsülünü, damlasını, drajesini. Sadece bir örnek verdim. Yani. Aslında hocam alıcın mucizelerini konuşacağız. Nasıl kullanılacak altında da yazıyor zaten. O kadar güvenilir ki gıda takviyesidir, ilaç değildir. Altında da yazıyor zaten. Evet. Bunu da belirtmeniz çok güzel olmuş, çok şık olmuş. Yine dikkatimi çekti. Seyircilerimle paylaşmak isterim. Hocam alıcın mucizelerinde kaldık. Birini açıkladık, diğerlerini söyleyelim. Alıcın başka ne gibi faydaları var, etkileri var hastalıklar Alıç üzerinde? kalp damarlarını besler, temizler, arıtır. Alıç kalp kaslarına kan akışını artırır. Oksijen akışını artırır. Kalbi besler. Kalp için dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Birleşimindeki flavonoidler, flavonoid glikozitler kalp için dünyada en ideal. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Aynı zamanda kolesterolü varsa kişinin kolesterolü önler, kötü kolesterolü, lipid, trigliserit, Çok iyi. yüksek tansiyon. Tansiyon problemi olanlar mesela sürekli hap kullanıyor. Tansiyon ve diyabet veyahut da herhangi bir depresyon hapı kullananlar hap bağımlısı. Sürekli hap alıyorlar bazıları. Kimyasal hap kullandığı zaman kişi yavaş yavaş böbrekleri iflas eder. Çünkü böbrekler bunu süzmek Doğru. zorunda. Aldığınız Doğru. her şeyi böbrekler süzmek Doğru. zorunda. Evet. Ne yapıyor bu kimyasallar? Böbreklerde nefronlar var. Birer milyondan 2 milyon. Bu nefronlar küçük küçük kümeler oluşturur. Glomerül denen süzgeç hücreler kümesi. Sürekli günde bu bir insanın kalbi 7 ton 200 litre kan pompalıyor. Yani 5 litreyi 1440 defa pompalıyor günde. Yani 7 ton 400 200 litre kan pompalıyor. O kadar çok çalışıyor. Muazzam bir çalışma. Bir dursa Evet. bitti. Tabii. Bir dursa bitti. Doğru. Her şey bitiyor. Hayat bitiyor. Doğru. Çok mükemmel, çok güzel bir çalışma var. İşte kimyasal ilaç kullandığı zaman böbreklerden sürekli bu kimyasallar Evet. süzmek zorunda ne oluyor? Böbrekleri çürütüyor İşte kimyasallar. oraya geleceğim hocam. Biz Türk milleti olarak aslında değil mi Sade Gül ablacığım? Bir başımız ağrıdığında direkt kimyasal madde içerikli. Çünkü Aynen ben çok antibiyotikler, ağrı Aynen, kesicileri, evet. leblebi gibi yutuyoruz ve bir Evet. yerden sonra bağışıklık kazanıyor. Artık O o da yaramıyor. etkisini de göstermiyor. Hocam bu konuda da seyircilerimizi bilgilendirelim lütfen. Mesela geçenlerde bir beyefendi geldi. 25 yaşında. Oturdu ağlıyor. Ne oluyor dedim, niye ağlıyorsun? Antidepresan kullandım. Biraz fazla kullanmış. Cinselliği bitmiş. Testosteron hormonu sıfır. Aman. Doktora gitmiş. Doktora demiş ki, evladım sen neden kullandın? Rastgele. İlaçlardan. Böyle ilaç kullanılır mı demiş. Eve gitmiş. Hanıma demiş ki, kız kardeşimden farkın yok. Sana ihtiyacım yok. Güle güle demiş. Boşanacağız demiş. Gelmiş bana diyor ki çocuklarım var, ben çocuklarımı terk etmiyorum, ailemi seviyorum vesaire Her vesaire. şey birbiriyle ne kadar zincirleme, bağlantılı çalışıyor bünyemizde değil mi hocam? Evet. Çok iyi. Oysa antidepresan, ağır antidepresanın yerine sarı kantaron kullansaydı daha etkili bir cinsel Bitkisel. Performansını da negatif değil pozitif etki yapardı. Kişinin beynini rahatlattığı için, boşalttığı stresi attığı için
Doğru. Hem cinsel olarak faydalı, hem antidepresan, yan etkisi yok. Evet. Yani. Evet, bence de yan etkisi olamaz çünkü içeriği zaten ortada. Bir kere daha paylaşmak istiyorum seyircilerimle. Alıç var sevgili TR1 izleyenleri. %50 alıç. Sarı kantoran var, altın başak otu var. Bunlar da hepsini, yani 3 tanesini bilmesek 5 tanesini mutlaka bildiğimiz bitkisel karışımlar. Zeytin yaprağı var, oğul otu var. Başka ne var? At kuyruğu otu var, zerdeçal var, ölmez diken var, çakır dikeni var. Tabii bazılarını bilmiyoruz ama genel olarak hani sinirli ot. Burada yani bunların rastgele bitkileri alıp karıştırıp da kapsül yapamazsınız. Şimdi mesela burada alıç damarların iç yüzeyindeki plakları çözer, temizler, arıtır. Zeytin yaprağı da öyle. Fakat böbreklerin fonksiyonunu artırmazsanız ne olur? Böbrekleri tıkar. Karaciğerin fonksiyonunu artırmanız gerekir. Yani bir bitkisel gıda takviyesi kullanırken onu tamamlayıcı diğer bitkileri bilmeniz gerekir. Doğru. Rastgele olmaz. Şimdi piyasada vatandaş bakıyor, hemen bir şeyler üretiyor. Evet. Mesela benim geçenlerde tanıdığım lokantada garsonluk yapan şahıs gitmiş bir doktorla anlaşmış. Hap üretiyor şimdi. Allah Allah, sen nasıl üretirsin dedim. İşte merdiven altı çok nasıl yaparsın bunu? Aynen, kesinlikle. Evet, Antep